Çok değerli belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, çalışanlarımız, değerli basın mensupları. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Her sene düzenleniyor. Bu sene de Altın Karınca ödül törenindeyiz. Bundan önce yapılan bir çalışmanın ürünü nihayetinde bugün ödül töreni. Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı yeni üstlenmiş birisi olarak öncelikle geçmişte emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine burada biraz önce genel sekreterimiz açıkladı. Büyükşehir Belediye'mize ödül gelmiş ama benden önce gelmiş. Hayırlı olsun diyorum. Tabii önümüzdeki sene artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ödül için müracaat edemeyecek herhalde. Sakın ola ki Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki çalışan arkadaşlarımız, bürokratlarımız nasıl olsa ödül törenine müracaat etmeyeceğiz diye tembellik yapmasınlar. Onlar muhakkak eğer başarılı çalışma yaparlarsa en büyük ödülü halkımızdan zaten alacaklar. Ve bu yılda müracaat etmeyen Bursa Büyükşehir Belediye'mizdeki projelerle ilgili evet müracaat etmediler belki ama onlara da yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, tabii Marmara Belediyeler Birliği geçmişte adı üstünde Marmara, Marmara bir denizimizin adı, o Marmara denizimizi nasıl temiz tutarız, belediyeler bir araya gelelim diye kurulmuş bir birlik. Birlik olarak da değişik faaliyetler yapıyoruz. Öncelikle bir kere belediye olarak biz vatandaşlarımızın şehirlerdeki hizmetlerini görüyoruz. Şehircilik adına yapılması gerekenleri yapıyoruz. Ve dünyada baktığımız zaman sanayi devriminden sonra şehirlerin yükü gün geçtikçe artmış. Bütün dünyada insanlar yaşam şekilleri değişmiş. Köyden şehre doğru bir akım başlamış. Birçok sanayileşme gelişme sürecini tamamlayanlar da %90'lara yaklaşmış. Bu şehirde yaşayan insanların oranları. Bizim gibi gelişmekte olanlar da %70'lerin, %80'lerin üzerine çıkmış. Bu şu demek, belediyelerin gün geçtikçe yükünün artması demek. Ama biz Türkiye'de belediyeler olarak şunu rahat söyleyebiliriz. Evet, bizim ülkemizde her ne kadar sanayi devriminden sonra bir noktada geç kalınmış olsa bile, o süreçte bazı noktalarda geç kalınmış olsa bile belediyecilik adına baktığımız zaman aslında çok iyi bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Yani biz Türkiye'de belediye çalışmaları olarak gelişmiş ülkeler ile kendimizi kıyaslarsak kendimize çok haksızlık etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Belediyeler olarak yaptığımız çalışmalar gelişmiş ülkelerdeki belediyelerin yaptıklarından da çok aşağıya kalan durumda değil diye düşünüyorum. Muhakkak eksiklerimiz var. Muhakkak daha yapmamız gerekenler var. Ancak bu konuda iyi bir noktaya geldiğimizde düşünüyorum. Bu konuda yine biraz önce genel sekreterimizin verdiği bilgilere baktığımız zaman da aslında yapılan ödül için müracaatlara, proje müracaatlarına baktığımız zaman orada da ağırlıklı olarak artık belediyeler sosyal belediyecilik ve kültür belediyeciliği, kültür sanat etkinlikleriyle ilgili projeler daha fazla öne çıkmakta. Bundan belki bir 10 sene, 20 sene önce baktığımız zaman belediyenin bütün işi işte vatandaşın evinde suyu akıtmak, yolunu yapmak, işte belirli rutin belediyecilik hizmetlerini
yapabilmekti ki onlarda da çok büyük eksikler vardı. Artık onlar tamamlandıktan sonra geriye vatandaşımızın büyük şehirlerde yaşarken sadece şehircilik adına ihtiyaçlar değil, sosyal kültürel ihtiyaçları da dahil olmak üzere her şeyiyle ilgilenmek. O konuda da önemli aşamalar kaydedilmiş vaziyette. Her zaman baktığımız zaman eğer bir görevdeysek, bir iş yapıyorsak ne derler? Hep derler ya, dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Geçmişte var olan bir tecrübe var ise şayet o tecrübeyi alıp kullanmak. Biz de gerçekten belediyeler olarak baktığımız zaman dünyada geçmişte belediyeler neler yaşadıysa, hatta dünyanın diğer yerlerinde belediyeler neler yaptıysa, problemlere nasıl çözüm ürettiyse onları alıp kullanıyoruz. Evet, geçmişle ilgili öyle ama bir de şu anda yapılanlarla ilgili baktığımız zaman o konuda da tecrübe paylaşımı çok önemli diye düşünüyoruz. Bu konuda belediyeler muhakkak birbiriyle iletişim kurabilirler, tecrübeleri paylaşabilirler, ancak özellikle belediyeler birliği olarak bir araya gelmiş belediyeler bu tecrübe paylaşımını daha verimli olmasında çok etkin olabilirler, olmak zorundalar. Marmara Belediyeler Birliği olarak da biz yaklaşık 200'e yakın 191 üyemiz var. 191 üyemiz arasındaki tecrübe paylaşımını daha etkin hale getirme adına bu ödül aslında çok güzel bir usul. Altın Karınca ödülü dediğimiz zaman aslında bu birkaç şeyi içinde barındırıyor. Bir tanesi belediyelerimizin tatlı bir rekabet ve yarışı. İkincisi tecrübelerini paylaşımı. Üçüncüsü yapılan işlerin güzel bir şekilde halka daha doğrudan anlatımı. Birkaç şeyi içerisinde barındırıyor. Bu konuda da gerçekten geçmişte başlamış, iyi bir noktaya gelmiş. Bu süreçte de gerçekten geçmişte baktığımız zaman o projelerde ödül alanlar anında diğer belediyeler için bir örnek olmuş. Hemen oralarda da uygulanmaya başlanmış. O projelerde ödül alanlar aslında kendi ilçesinde, kendi ilinde yapmış olduğu projesini belki vatandaşa daha kolay duyurmuş. Şu anda da yine bir ödül törenindeyiz. İnşallah bugün buradan ödül alan projelerimiz hem bir tecrübe paylaşımı, bütün belediyelerimize örnek, sadece Marmara Belediyeler Birliği'ne üye olan belediyelere değil, bütün Türkiye'de hatta bazen öyle oluyor ki bu projeler dünyada başka ülkelerdeki belediyelere örnek olabiliyor. Bu konuda da inşallah bu ödül alan projeler çok daha etkin, daha geniş bir kitleye ulaşan projeler haline dönüşmüş olacak. Ben bir kere daha ödül için müracaat eden, proje hazırlayan belediyelerimize teşekkür ediyorum. Tabii biraz önce yine genel sekreterimiz bilgi verdi. Belirli kategorilerde bu yapıldı. Muhakkak her proje çok değerlidir, muhakkak güzeldir. Bir emek ürünüdür. Ancak ödül belirli sayıda olabilecek. Biz ödül alamayan proje sahibi belediyelerimizi de tebrik ediyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bazı belediyelerimiz de aslında ya ben bunu yaptım ama ödül için müracaat etmedim dedi. Belki ödül için müracaat etmeyen belediyelerimizde çok güzel projeler var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi her sene veriliyormuş. Bu sene madem Altın Karınca, Altın Karınca'da karıncanın bronzu, işte gümüşü olmaz. Sadece Altın Karınca verelim denilmiş ve sadece birinciler var bu projede. Ben tekrar gerçekten ilk defa bir sene yapmış ama doğru bir karar. Eğer bir proje kazanmışsa birinci olarak kazansın. İnşallah bu sene ödül alanların hepsi birinci. Yani altın. Ben ödül alan
proje için çalışan, emek çeken belediyelerimize de sadece belediye başkanı tabii orada bir kadroyu temsilen o ödül alacak belki ama onun gerisinde emek çeken, çaba harcayan bütün ekibine de canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah İnşallah bundan sonra da devam edecek. İnşallah bundan sonra da bu ödül, bu yarışma aslında bir belediyeler arası dayanışma, dayanışmanın daha güzel olması, tecrübelerin, yapılan işlerin birbiriyle paylaşılması o manada çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da inşallah devam edecek diyorum. Ben tekrar bugün bu toplantıyı hazırlayan, yarışmada emek çeken herkese teşekkür ediyorum. Özellikle jürimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Önce internet üzerinden sonradan bir araya geldikten sonra inanıyorum ki burada herkes birebir değerlendirme yaparken onlar da belediyeden bir hizmet alan birisi olduğu için belediyenin ismine değil kendisine gelen gelecek olan hizmete bakmışlardır. O konuda kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Emeğe geçenlere, buraya gelenlere, siz değerli basın mensuplarına, basın mensuplarına hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ödüllerim saygı olsun diyorum.